Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu fiziksel ve kimyasal değişimler olacak arkadaşlar. Bu ünitemizin de sonuna geldiğimiz anlamına gelecek arkadaşlar. Artık dördüncü ünitemize yani maddenin hallerine başlayacağız. Bir sonraki dersimizde tabii ki. Nelerden bahsedeceğiz peki? Kimyasal değişimlerden ya da fiziksel değişimlerden bahsederken bu tanecikler arası etkileşimlerle alakalandırılacak. Ve tanecikler arası etkileşimin türü neyse aslında değişimin türünü de o belirliyor olacak bizim için. Şöyle konularımıza bakalım. Nelerden bahsederek ilerleyeceğiz peki? Bağ enerjilerinden bahsedeceğiz arkadaşlar öncelikle. Güçlü ve zayıf etkileşimleri birbirinden ayıran bir enerji değerimiz vardı ya. İşte o enerji değerinden yola çıkarak bir değişimin de yine fiziksel mi kimyasal mı olduğuna karar verebileceğiz. Bunun üzerine fiziksel ve kimyasal değişimleri hani günlük hayatta örneklerle karşılaştıracağız ve e, hangi farklı değişimler e, bizim bir kimyasal mı yoksa fiziksel mi olduğuna Karar vermemizi sağlayacak. Bunun üzerine konuşacağız. Ve tabii ki sonunda da ödevlendirmemiz olacak arkadaşlar. Bu dersi tamamladığımız zaman bak üniteyi de bitirmiş oluyoruz. Ünitenin bitmesi demek tabii ki ünite testlerinde artık çözülebilir halde olması demek olacak. O yüzden de... E oldukça ağır güzel bir çalışma bizi bekliyor olacak. Fiziksel ve kimyasal değişimler ünitemizin son konusu dedik dördüncü bölümü oluşturacak. Sayfa 130'dan 143'e kadar dinamo kimya kitabımızdan çözülmemiş yer bırakmayalım arkadaşlar. Peki neler varmış karşımıza çıkacak? Şöyle bir bakalım. Kitabımızda her sayfa bize bir çözümlü örnekle başlatacak çözümlü örneğin altında da burada çözülen soruya benzer nitelikte dört tane soru bizi bekliyor olacak. Her sayfada bu şekilde devam edecek ve konuyu aslında bize öğreten sorular bunlar olacak. Ardından da konu bittiği için konuyla ilgili bir tarama testi bizi bekliyor olacak. Sonrasında ünitenin geneline bakış atmamızı sağlayan ünite tekrar testleri yer alacak. Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik bir testimiz yer alacak. ÖSYM'ye şimdiden hazırlanıyoruz tabii ki arkadaşlar. Üniversite sınavında yani TYT'de bizi ne bekliyor? olacak. Onlarla ilgili soruları çözdüğümüz bir testimiz olacak ve bu sene için tabii ki en önemli noktamız yazılılar olacak. Yazılıya bizi hazırlayan bir testimiz yine bizi bekliyor olacak. Çözemediğimiz veya kafamıza takılan herhangi bir şey olduğu zaman da kare kod sayesinde video çözümüne gidip tüm eksiklerimizi giderme fırsatı bulacağız arkadaşlar. O zaman ödevimizi de aldığımıza göre haydi başlayalım. Etkileşimleri nasıl sınıflandırmıştık? Güçlü ve zayıf etkileşim olmak üzere ikiye ayırmıştık. Demiştik ki iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Yani iyonlar arasında oluşan metal ve metal arasındaki elektron alışverişine dayanan bağlara iyonik bağ diyoruz. Kovalent bağ geldiğimiz zaman, A metal atomları arasında elektron ortaklaşa kullanımına dayanan bağ türüydü arkadaşlar ve metalik bağ geldiğimiz zaman ise metal katyonları ile elektron denizi arasında oluşan çekim kuvveti olarak değerlendirmiştik. Şimdi güçlü etkileşimler çoğunlukla 40 kilojul bölü molden daha yüksek enerjiye sahip olan bağlardı. Zayıf etkileşimlere geleceksek burada da Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları vardı ki Van der Waals'in de 5 alt başlığı vardı. Dipol dipol, iyon dipol, London olmak üzere e, sayabileceğimiz etkileşimler vardı ve zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olan hidrojen bağı vardı. Burada da diyorduk ki eğer bir bağın enerjisi 40 kilojül bölüm mol'den daha düşükse genellikle zayıf etkileşimdir ve diyorduk ki Güçlü etkileşimler molekül içi bağlar olarak tanımlanır ve kimyasal özellik gösterir. Zayıf etkileşimler ise moleküller arası bağlardır ve fiziksel özellik gösterirler. Dolayısıyla değişimin kimyasal mı fiziksel mi olduğuna da karar vermemizi bunlar sağlayacak arkadaşlar. Diyeceğiz ki bir değişim kimyasalsa ne olur, fizikselse ne olur? Mesela kimyasal bir değişimden bahsediyorsak güçlü bağların oluşması ya da kırılması gerekiyor değil mi? Bunlardan herhangi birinin oluşup kırılması yeterli zaten. Eğer güçlü bir etkileşim kırılıyor ya da oluşuyorsa bu zayıf etkileşimlerde de değişim olacağı anlamına gelir. Yani kimyasal değişimde her ikisinde de değişim olur. Ancak fiziksel değişimde molekül yapısı korunacağı için molekülün yapısında hiçbir şey değişmeyeceği için sadece zayıf etkileşimlerde kırılma ya da oluşma bekleyeceğiz. Kimyasal bir değişimde iç yapı değişir. Molekülün komple yapısı değişir. Dolayısıyla iç yapı değiştiği için dış yapı kendiliğinden değişir. Ama fiziksel değişimde iç yapı korunurken sadece dış yapıda bir değişim bekleyeceğiz. Kimyasal değişimde yepyeni bir türün ortaya çıkmasını bekliyoruz. Atıyorum atomlar tepkimeye girip bir molekül yapısı oluşturabilir. Ya da bir molekül yapısı parçalanıp atomlarına ayrışabilir. Ama fiziksel değişimde türler korunur. Yani girenlerde bir molekül yapısı varsa ürünlerde de aynı molekül yapısı olmak zorunda. Sadece dış görünüşünde bir değişiklik bekleyeceğiz. Kimyasal değişimde elektronların düzeni değişir arkadaşlar. Elektron alışverişi söz konusu olabilir ya da ortaklaşa kullanımı. Dolayısıyla elektron düzeninde bir değişim bekleyeceğiz. Bağın yapısı değişecek. Atıyorum bir kovalent bağ kırılıp başka bir kovalent bağ dönüşebilir veya bir iyonik bağ oluşturabilir. Burada hem kimyasal hem de fiziksel özelliklerin ikisinin birden değişmesini bekleyeceğiz. Ama fiziksel bir değişim söz konusuysa burada türler korunur dedik ya. Bu sadece dış yapıdaki değişimleri etkiler. Yani boyut değişebilir, şekil değişebilir ya da hal değişimi olabilir. Ancak gözle görülebilir değişiklikler olabilir. Ancak molekül yapısında, iç yapıda herhangi bir değişiklik beklemeyeceğiz fiziksel bir değişimden bahsediyorsak. O zaman hemen bunu bir örnekleyelim bakalım. Ee, Bağ enerjisinden yola çıkarak denklemi verilen tepkimelerin fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğunu belirtiniz demiş bize. Arkadaşlar yapacağımız nedir? E, oluşması ya da kırılması önemli değil. Yani bir enerjinin girenlerde ya da o, ürünlerde olması da önemli değil. Buradaki bakacağımız nokta enerjinin değeri 40 kilojülden büyük mü yoksa küçük mü? Bak 480 kilojül enerjiyi alarak gerçekleşmiş. Yani 40'tan çok daha büyük bir enerji var. O zaman bu değişim kesinlikle kimyasaldır. Alttakinde 280 kJ demiş. Dolayısıyla yine 40'tan çok daha büyük bir değişim var. Yine kimyasal bir değişim olduğunu buradan anlayabiliriz. Girenlerde ya da ürünlerde olması bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bak 7 kJ demiş. Oldukça düşük. Dolayısıyla buradaki değişim çok büyük ihtimalle fiziksel bir değişimdir veya 2 kJ dediği için yine bu değişimin fiziksel bir değişim olmasını bekleyeceğiz. Burada yeni türler oluşmamız. E, molekül yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Peki Günlük hayatımızdan örneklendirmeler yapacak olursak. Ne tür değişimler? Fiziksel değişim. Bak dedik ki sadece dış yapıda değişim bekleyeceğiz. Dolayısıyla bir maddenin kesilmesi, kırılması, parçalanması, ezilmesi ya da aşınması... ...bunlar sadece dış görünüşü etkiledikleri için, molekül yapısında herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı için fiziksel değişimlerdir. Ya da hal değişimine baktığımız zaman atıyorum su e, donarken... Molekül yapısında bir değişiklik olmuyor ki sadece tanecikler arasındaki hidrojen bağları daha da güçlü hale gelmiş oluyor. Veya suyu buharlaştırdığımız zaman yine su molekülleri olduğu gibi kalıyor. Sadece birbirlerinden ayrışmış oluyorlar. Dolayısıyla hal değişimleri fiziksel değişimlere örnek olarak verilebilir ya da çözünme olayına geldiğimiz zaman bir tuz yapısını suyun içerisinde çözdüğümüz zaman yine atıyorum sodyum klorür tuzunu çözüyorsak sodyum ve klor iyonları ortamda var olmaya devam edecekler. E, yapılarında herhangi bir değişiklik yok sadece suyun içerisinde dağılmış olacaklar. Aynı şey tabii ki şekerin suda çözülmesi için de geçerli. E, molekül yapısı değişmiyor sadece suyun içerisinde dağılmış oluyor. Metallerin elektriği iletmesi arkadaşlar metal dediğim şey hani elektron denizinin içerisinde yüzen metal katyonlarıydı. Metal elektriği iletirken elektron düzeninde herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Sadece hareketli elektronları sayesinde bir yerden diğer tarafa elektronların aktarımını sağlar. Bu da elektrik iletkenliği demek olur. O yüzden iç yapısında bir değişiklik olmadığı için bu değişim yine fiziksel bir değişimdir arkadaşlar. Ve Tüm optik olayları, bak aynada görüntü oluşumu, işte merceğin ışığı kırması, gökkuşağı oluşumu bunların tamamı herhangi bir moleküler değişikliğe sebep olmadığı için e, optik olayların tamamı fizikseldir diyeceğiz. <laughs> kimyasal değişimlere geldiğimiz zaman yanma olayı, bak buna paslanma da dahil yani metallerin paslanması ya da kararmasını da buraya dahil edebiliriz. E, kimyasal değişimdir çünkü molekül yapısının komple değişmesi söz konusu. Paslanma, kararma dedik. Solunum ve fotosentez, glikozun karbondioksite ayrışması ya da karbondioksitin birleşip glikoz molekülünü oluşturması, yani yepyeni türlerin ortaya çıkması demek. Dolayısıyla bunlar da yine kimyasal değişimlerdir. Küflenme olayı ya da mayalanma olayı yepyeni yapıların ortaya çıkmasına sebep olduğu için kimyasal değişimlerdir. Bak şu ikisini karıştırmıyoruz. Metallerin elektriği iletmesine fiziksel dedik ama Çözeltiler elektriği iletirken burada indirgenme ve yükseltgenme olayları gerçekleşir. Yani elektron alışverişi söz konusudur. O yüzden de burada yeni türler ortaya çıkar. O yüzden çözeltiler ya da işte bir tuzun sıvı halinin elektriği iletmesi e, kimyasal değişime örnek olarak verilecek arkadaşlar. Burada sadece birkaç istisna durumumuz var. Onlardan tekrar bahsedeceğiz. E, mesela hal değişimin e, biz e, fizikseldir dedik ama... Betonun donması aslında bir hal değişimi değil. O yeni bir yapının oluşması demek. O yüzden de betonun donması, "Aa bu hal değişimidir, gidelim buna fizikseldir." demeyeceğiz. Kimyasaldır diyeceğiz arkadaşlar. Ee, ya da e, metallerin kaynama durumu, metallerin gaz hale geçmesinde tanecikler arasında metalik bağlar kırıldığı için kimyasal bir değişime örnek olarak verilecektir arkadaşlar. Onu bir hal değişim süreci olarak değil, kimyasal bir değişim olarak değerlendirmemiz gerekecek. Çözünme olaylarını mesela e, genelleme yaparak e, fiziksel değişimlerdir dedik ama bazı durumlar var ki mesela karbondioksit gazının suda çözünmesi bak en sık karşımıza çıkacak en yaygın örneklerden birisi karbondioksitin suda çözünmesi e, karbonik asit oluşumuna sebep olduğu için yani yeni bir molekül yapısının ortaya çıkmasına sebep olduğu için fiziksel değil kimyasal bir değişimdir her ne kadar çözünme olayı olsa da sadece bu istisnalar dışında genelleme olarak cevaplarımızı yapıştırabileceğiz. O zaman birkaç tane örnek çözelim mesela. Aşağıda verilen olayların fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğunu belirteceğiz. Bak peynirin küflenmesi diyor arkadaşlar. Küflenme olayı bak istisnası yok bunun. Bütün küflenme olayları kimyasaldır. Çünkü küflenme demek yeni türlerin yeni bir madde yapısının ortaya çıkması demek. Hani şöyle de aklımızda genelleme yapabiliriz. Tabi genelleme olarak bu sadece. Bir değişim geri dönüşü çok kolay bir olaysa fiziksel geri dönüşü zorsa kimyasaldır. Genellikle bunu söyleriz. Yoğurdun mayalanması. Bak mayalanma diyor. Önündeki cümle önemli değil. Bir şey mayalanıyorsa eğer bu kimyasal bir değişimdir. Merceğin ışığı kırması. Işık ışıkla ilgili olaylar. Yani optik olaylar fiziksel olaylardır dedik arkadaşlar. Fiziksel bir değişim bekleyeceğiz. Bakır telin elektriği iletmesi. Bak ileten kim? Bakır tel. Yani bir metal elektriği iletiyor. Eğer elektriği ileten metal ise fiziksel bir çözelti ise kimyasaldı ki hemen bir sonraki örnekte deniz suyunun elektriği iletmesinden bahsediyor. Kendisi bir çözelti olduğu için ne demiştik çözeltiler elektriği iletirken kimyasal bir değişim gerçekleştirirler. Çünkü orada bir elektroliz olayı gerçekleşir aslında. Bir diğer örneğimiz. Aşağıdaki değişimlerin hangisinde yeni türlerin oluşması beklenir? Bak, cümle değişti sadece ama soru aslında değişmedi. Soru aynı şeyi soruyor bize. Yeni türlerin oluşması ne demek arkadaşlar? Hangisi kimyasaldır demek oluyor? Fiziksel mi, kimyasal mı? Onu belirle demiş oluyor aslında. Kağıdın yırtılması. Bak bu nasıl bir değişim? Fiziksel bir değişim. Dolayısıyla burada yeni bir tür beklemiyoruz. Yırtılma olayında yeni bir tür oluşmuyor. Yani e, tür e, değişimi gerçekleşmiyor. Alaşım üretimi, alaşım dediğimiz olay arkadaşlar, e, metallerin eritilip birbiri içerisinde karıştırılmasıydı sonuç itibariyle. Ki metalin oluşturduğu bir çözelti yapısıydı. Dolayısıyla çözünme olayları fiziksel, o yüzden alaşımın üretimi de fizikseldir. Dolayısıyla burada yeni bir tür açığa çıkmış olmuyor, bir karışım oluşuyor sadece. Betonun donması, bak dikkat etmemiz gereken olaylardan birisi buydu donma kelimesini gördük diye bu bir hal değişimi olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Burada yeni kimyasal türlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla değişim kimyasaldır ve evet e, bizim cevabımıza uygundur. Odunun yanması yanma diyorsa yapıştır bu kimyasaldır. Yeni türler açığa çıkacaktır. Demir çubuğun elektriği iletmesi. Bak metal elektriği iletiyormuş. Nasıl iletiyordu? Fiziksel olarak iletiyordu. Dolayısıyla yeni bir tür açığa çıkmayacak. Ama deniz suyu dediği zaman yani bir çözelti dediği zaman hemen yapıştırıyorduk. Bu kimyasal bir değişimdi. Kimyasal değişim olduğu için de yeni türler ortaya çıkacaktır. Hani burada deniz suyun içerisindeki iyonlar var ya onlar katyonlar ve anyonlar aslında metal ve ametal olarak birbirinden ayrılacaklar bu tepkimenin sonucunda. Bir diğer soru köküne bakalım. Bak soru kökü gene aslında aynı şeyi soracak bize. Diyor ki aşağıdaki değişimlerden hangilerinde enerji değişimi 40 kilo jülden, e, jül bölü molden daha fazladır. Bunu dediği anda hemen anlıyoruz ki bizden yine kimyasal değişimler hangileridir onu sormuş oluyor. 40 kilo jül bölü molden daha düşük olanları genellikle fiziksel olarak isimlendiriyorduk. Üzümden sirke elde edisi. Arkadaşlar üzümden sirke nasıl elde edilir? Mayalanma sonucunda elde edilir. Bir fermentasyon süreci gerçekleşiyordu. Dolayısıyla yeni bir tür ortaya çıkıyordu. O yüzden bu değişim kimyasaldır. Yani e 40 kilo jül molden daha yüksek bir değişim bekleyeceğiz. Sütten peynir eldesi yine benzer şekilde mayalanma süreci var. Kimyasal ve 40 kilo jül molden daha büyük bir enerji gerekiyor. Aynada görüntü oluşumu optik bir olaydı. Fiziksel olaylarda enerji değişimi düşüktü. Saf suyun hidrojen ve o 2ye ayrışması yani bir elektroliz var arkadaşlar. Bak saf su var. H2O molekülü var. İki yeni molekül oluştu. Türler değişti. Türlerin değişmesi bu tepkimenin kimyasal olduğunu gösterir. Ve dolayısıyla da ihtiyaç duyduğumuz enerji 40'dan büyüktür. Metallerin paslanması. Arkadaşlar bunu görüyorsak aslında bu bir yanma olayıdır. Ve bütün yanma olaylarında olduğu gibi kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir. Karbondioksit gazının suda çözülmesi bak verdiğimiz diğer istisna önemli bilgilerden birisi buydu. Karbondioksit gazından ya da SO2 gazından veya SO3 gazı veya NO2 gazı bak bunları suyun içerisinde çözdüğümüz zaman ...suyun içerisinde asit oluşumuna sebep olur... ...karbondioksit karbonik asit oluşumuna... ...işte SO2 ve SO3 sülfürik asit oluşumuna... ...ya da NO2 nitrik asit oluşumuna sebep olduğu için... ...yani yeni türlerin oluşmasına sebep olduğu için... ...kimyasal değişimlerdir... ...dolayısıyla burada e, beklediğimiz enerji değişimi... ...40 kilojül bölü molden daha yüksek olacaktır... ...şekerin suda çözülmesi... ...bak bunun çözülmesi kimyasaldı... ...ama şeker çözüldüğü zaman... ...molekül yapısında herhangi bir değişiklik olmuyor... ...nasıl bir sürecimiz var şeker molekülü yani glikoz molekülü katı haldeyken biz onu suyun içerisine atıyoruz. Ürünlerde gene aynı molekül var. Sadece katı halde değil su da çözülmüş halde bulunuyor. Dolayısıyla yapıda hiçbir değişiklik olmadığı için fiziksel bir değişimdir. O yüzden bu tepkimede ihtiyaç duyduğumuz enerji 40 kilo bölü molden daha düşüktür diyeceğiz arkadaşlar. O zaman Konu biterken neler yaptık? Bağ enerjilerinden bahsettik. Burada tabii ki 40 kilojül bölüm ol gibi çok önemli bir değerden bahsettik. Eğer bunun üstündeyse kimyasal altındaysa fizikseldir bir değişimdir dedik. Fiziksel ve kimyasal değişimleri tek tek örnekler vererek ve istisnalarından bahsederek açıkladık. Ve güzelce hem konuyu hem de üniteyi tamamlamış olduk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hala daha kanala abone değilsek bir an önce aboneliğimizi tamamlıyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde yepyeni bir ünite için yine tam da burada buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.